bu dersimizde amellerin sevabına dair bazı hadislerin izahını yapacağız. Bazı hadis-i şeriflerde küçük amellere çok büyük sevaplar bildirilmiş. Mesela kim işrak namazını kılarsa ona hac ve ümre sevabı verilir buyrulmuş. Veya kim şu zikri veya duayı okursa ona Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un sevapları kadar bir sevap verilir denilmiş. Veya kim falan ameli yaparsa bir hatim sevabı kazanır gibi hadisler nakledilmiş. Hadis inkarcıları bu ve benzeri hadislere ilişip diyorlar ki bu hadisler sayı olamaz. Çünkü iki rekat namazın zahmeti nerede? Hac ve ümrenin zahmeti nerede? İki rekat namazla bir hac ve ümre sevabı nasıl alınır? Ya da bir zikri bir dakikada okumanın zahmeti nerede? Hz. Musa ve Hz. Harun'un tebliğ ve ibadetle geçen ömürlerinin zahmeti nerede? Bir dakikalık bir zikirle İki peygamberin sevabı kadar bir sevap nasıl kazanılır? İşte hadis inkarcıları amellerin sevabına dair hadisler hakkında bu ve benzeri şeyleri söylüyorlar. Aslında ilk bakıldığında söyledikleri mantıklı gibi geliyor. Yani iki rekat namazla bir hac ve ümre sevabı nasıl kazanılır? kısacık bir zikirle iki peygamberin sevabı kadar bir sevap nasıl kazanılır? Bir dakikalık bir amelle bir hatim sevabı nasıl kazanılır? İnsan bu soruların cevabını bilmiyorsa hadis inkarcılarına biraz meylediyor. Lakin siz sakın meyletmeyin. Çünkü birazdan bu hadislerin izanı yaptığımızda meselenin hiç de onların dediği gibi olmadığını göreceksiniz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 24. Söz isimli eserinde bu hadislerin manasını izah etmiş. O eserden iktibasla şimdi meseleyi izah edelim. Kıyasta bir kayda vardır. Meçhul olan malum olana kıyas edilir. Yani bilinmeyeni anlayabilmek için bilinene kıyas ederiz. Mesela büyük bir yeri tarif ederken bir futbol sahası büyüklüğünde dersiniz. Burada meçhul maluma kıyas edilmiştir. Meçhul söz konusu yerin büyüklüğüdür. Malumsa futbol sahasının büyüklüğüdür. Bu kaydeyi çok iyi anlayalım. Çünkü meseleyi bu kayde üzerine bina edeceğiz. Kaideyi bir daha tekrar ediyorum. Meçhul olan malum olana kıyas edilir. Meçhul meçhule kıyas edilmez. Şimdi şu hadisi şerife bakalım. Kim kerat vakti çıktıktan sonra iki rekat namaz kılarsa bir hac ve ümme yapmış gibi sevap kazanır. Bu hadiste anlatılan namaz işrak namazıdır. İşrak namazının sevabı ne kadarmış? Hac ve ümre sevabı kadarmış. Şimdi şu tahlili yapalım. İşrak namazının sevabı bizce meçhul. Sevabının ne olduğunu bilmiyoruz sevabını anlayabilelim diye sevabı hac ve ümreye kıyas edildi ve onlar kadar sevabının olduğu bildirildi. Peki kıyas edilen hac ve ümrenin sevabını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Bu da bizce meçhul. Allah'ın hac ve ümre yapana cennette vereceği mükafatı hakkıyla bileniniz var mı? Cenneti hakkıyla bilmiyoruz ki hacin ve ümrenin mükafatını bilelim. Bu durumda hadiste meçhul meçhule kıyas edildi. Meçhul olan işrak namazının sevabı yine bizce meçhul olan hac ve ümenin sevabına benzetildi. Halbuki kıyastaki kayda neydi? Meçhul olan malum olana benzetilmeli. Meçhul, meçhule benzetilmez. O zaman mezkur hadisten murat olan mana bizim anladığımız mana değil. Burada başka bir mana var ve başka bir mana olmalı. Şimdi o manayı bulalım. Hac ve ümrenin sevabının meçhullükten çıkıp malum olması gerek. Peki nasıl malum olur? hakiki sevapları cihetiyle malum olamıyor. Çünkü hakiki sevabını bilmiyoruz. Bunun malum olmasının tek yolu zihnimizdeki farazi sevabıdır. Yani tahminimize giren ve tasavvurumuzda olan sevabıdır. Bu sevap bizce malumdur. İşte hadiste kastedilen sevap hac ve ümmenin gerçek sevabı değil, zihnimizdeki bu farazi sevabıdır. Şöyle bir misalle bunu izah edelim. Haberleşmenin olmadığı bir zamanda köyde yaşayan bir zatı hayal edelim. Bu zat padişahı hiç görmemiş, saltanatının haşmetini bilmiyor. Tek bildiği köydeki ağası. Padişahı köydeki ağasından biraz daha büyük tasavvur eder. Sınırlı fikriyle daha ötesini düşünemiyor. Hayali padişahın hakiki haşmetine ulaşamıyor. Adeta padişahı bir yüzbaşı haşmetinde düşünüyor. Zihninde bu kadar büyütebiliyor. Şimdi bu adama desek ki sen benim için şu işi yaparsan sana padişahlık vereceğim. Bu söz senin zihnindeki padişahlığı vereceğim manasındadır ki bu da yüzbaşı kadar bir haşmetti. İşte işrak namazını kılana bir hac ve ümre sevabının verilmesi de bunun gibidir. Bu Burada verilen hakiki bir hac ve ümre sevabı değil, o kişinin zihninde ve tasavvurunda olan hac ve ümme sevabıdır. İşte bu durumda meçhul ma'luma kıyas edilmiş olur. Bu adaki ma'lum kişinin zihnindeki sevaptır. Aynen bunun gibi kim şu zikri okusa Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un sevapları kadar sevap kazanır meselesi de böyledir. O zikri okuyan Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un gerçek sevaplarını kazanmaz. Zihnindeki sevap kadar bir sevap kazanır. Şimdi Hazreti Musa'nın sevabını ve cennetteki makamını hayal etmeye çalışın. Hayal ettiğiniz şey Hazreti Musa'nın mükafatının milyonda biri olamaz. İşte o zikri okuyan hayal ettiği kadar sevap kazanır. İnsan cenneti ne kadar fazla hayal etmeye çalışırsa çalışsın, hayal ettiği 5-10 dönüm arsa içinde bir ev, belki denize yakın, içinde ağaçlar var, havuzu var ve hakeza. Hayal daha öteye gidemiyor. Halbuki bu dünya, bütün şaşasıyla cennete kıyas da bir zindan hükmündedir. Böyle bir cenneti ve Musa'nın mazhar olduğu nimetleri kişi nasıl hayal edecek? Dersin özünü bir daha tekrar edeyim. Kıyas yapılırken meçhul olan malum olana kıyas edilir. Bu adaki malum kişinin zihnindeki sevaptır. Hakiki sevap bizim meçhulümüz olduğu için bu kıyasa dahil değildik. Amellerin sevabına dair bütün hadislere bu nazarla bakmamız gerek. Bu hadisler hakkındaki izahın ikinci ciheti de şudur. Mesela güneş büyük bir denizde tecelli eder. Denizde tecelli ettiği gibi küçücük bir aynada da tecelli eder. Denizde gözüken güneşle aynada gözüken güneş aynı mıdır? Evet aynıdır. Ağlandaki tek fark büyüklük ve küçüklüktür. Yani bu tecelliler keyfiyeten aynı, kemiyeten farklıdır. Şimdi birisi dese ki şu işi bana yap sana güneşi vereceğim. O kişi o işi yapsa sonra onun aynasına güneşin yansımasını verse güneşi vermiş midir? Evet vermiştir. O aynanın kabiliyeti güneşten ancak o kadarı alabilir. Deniz gibi bir kabiliyeti yoktur ki denizde tecelli ettiği gibi güneş onda etsin. Ama kimse aynada tecelli edene bu güneş değildir diyemez. Güneştir lakin tecellisi aynanın kabiliyetine göredir. Aynen bunun gibi Allahu Teala da şu ibadeti yapana hac ve ümre sevabı vereceğim der. Hac ve ümrenin hakiki sevabını güneşin denizdeki tecellisi olarak kabul edin. Bu kadar büyük olsun o küçük ameli yapana denizdeki tecelli gibi bir tecelli verilmez. Aynadaki tecelli gibi bir tecelli verilir. Ama aynadaki tecelli de güneştendir. Denizdeki tecelli ile arasındaki tek fark kemiyettir. Yani azlık ve çokluktu. Yoksa keyfiyeten birdir. Meseleyi biraz daha somutlaştıralım. Faraza hac ve ümre yapanlara cennetin özel bir köşesinde 1 milyon metrekare bir yer veriliyor olsun. İşat namazını kılan kişiye de aynı yerde bir bahçe veriliyor. Bir milyon metrekarede hangi nimet varsa küçük bir ölçekte o bahçenin içinde de var. Demek verilen şeyin keyfiyeti aynıdır hak kemiyette, yani azlık ve çokluktadır. Kimine deniz kadar verilmiş, kimine ayna kadar ama ikisi de aynı cinstir. Amellerin sevabı ile ilgili hadislere böyle de bakmalıyız. Amellerin sevabına dair iki izah yaptık. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 24. Söz isimli eserinde meseleyi beş farklı şekilde izah etmiş. Ben ikisini nakletmeye çalıştım. Diğer üç izah merak edenler Üstad Hazretleri'nin 24. Söz isimli eserine bakabilirler. Dersimizi burada tamamlayalım. Allah'a emanet olun.